Evet arkadaşlar, bugün neredeyiz? Halil, nereye gidiyoruz bugün? Bugün alışveriş yapacağız, spor alışverişi. Aynen, bugün spor alışverişi yapacağız. Evde tavuk kalmadı, pirinç kalmadı. Aç aç geziyoruz valla. Ne yapalım dedik, biz de Forum İstanbul'a gideceğiz şimdi. Orada Real var. Valla Migros'a gidecektik de Migros'ta biraz uzak kaldı. Yanında Halil var. Halil benim üniversiteden arkadaşım bu arada arkadaşlar. Beraber bir spor alışverişi yapalım dedik. Canımız sıkıldı böyle pazar günü. Sonra belki gezeriz, ne diyorsun? Olur kanka. Gezmeye de kilitledim ya. Öyle işte arkadaşlar, alışveriş yapacağız. Real'den de ben video çekerim artık. Bay bay. Bugün Halil ile kickboksa başlayacağız. Halil benim kickboks hocam. Halil 46 santim, kolları göster kanka. Kickboks nasıl bir spor ya? Vurdulu kırdılı bir şey değil mi? Vurdulu kırdılı tabii. Daha çok kardiyo yönelik. Kanka yani, bizde yok işte ya. Ben fitness'tan sonra çıkıyorum. Güç değil de daha çok dayanıklılık isteyen bir spor. Yani dayanıklı olmak lazım ya. Bir de hani kaslar hani çok büyük değil de daha çok düzleştiriyor yani. Ya kondisyon işte ya. Kondisyon işi ya. Genelde ünlüler yapıyor ya böyle fitness'tan sonra, ağırlıktan aynen, sonra. Aynen aynen. Yani crossfit gibi bir şey ya. Abi crossfit de çok deli bir spor ya. Evet, sürekli abi. Kondisyon yönelik oluyor ya. Biz şimdi Real'e geldik arkadaşlar. Buradan alışveriş yapacağız. Ne alabiliriz? Biraz onlara bakalım. Göğsü aldık. Neden tavuk göğsü? Çünkü tavuk göğsü böyle yağsız, gayet kaliteli bir et. But falan değil arkadaşlar. Tavuk göğsü alacaksınız. Bu da bonfile olarak geçiyor. Yani bonfile de alabilirsiniz. Ben şu an 800 gram kadar aldım. Ton balığı da alabilirsiniz ama bunun yağını sizin süzmeniz gerekiyor. Bu biraz yağlı. Bunların yağsızları da var. Light olanları da var. Ton balığı da protein olarak tercih edilebilir. Alışveriş yarıda kaldı. Neden yarıda kaldı Ali? Niye bizi kovdular Ali? Çekim yapmamıza izin vermiyorlar. Burada çekim yapmak yasak. Yasak değiller vallahi, kovdular. Şimdi Migros'a gideceğiz. Real'den çıktık. Bir tavuk göğsü alabildim. O kadar. Şimdi işte şey, kahverengi makarna, kahverengi pirinç, brokoli, yeşillikler falandır filandır göstereceğim zaten. Migros'a gidiyoruz şimdi. Arkadaşlar kepekli makarna alabilirsiniz. Eğer makarna seviyorsanız. Makarna olarak kepekli tercih etmek daha iyi. Antrenmandan 2 saat önce yerseniz bunların glisemik indeksi normal makarnalara göre biraz daha düşük. O yüzden tercih edebilirsiniz. Onun dışında pirinç olarak yasmin pirinç var. Yani yasmin pirinç almayı düşünüyorum ben şu an. Bir de kepekli pirinç var. Kepekli pirinci de aynı kepekli makarna gibi antrenmandan 2 saat 3 saat önce yiyorsunuz. Bunların glisemik indeksi düşük olduğu için insülini bir anda patlatmıyor, yavaş yavaş vücuda salgılattırıyor. Bu da antrenman sırasında daha pump olduğunuzu hissettirir size. Antrenmandan hemen sonra ise arkadaşlar böyle yasmin pirinç olur. Baldo da olur gerçi ama bundan aldığınız zaman insülini birazcık daha çabuk yükseltiyor. Yani antrenmandan sonra toparlanmayı daha hızlandıran bir şey. O yüzden ben genelde antrenman öncesi kepekli pirinç, antrenman sonrasında daha çok yasmin pirinç tercih ediyorum. Şöyle bir gezelim, ne var buralarda? Bulgur var. Bulgur diyebilirsiniz arkadaşlar. Bunların da neredeydi? Kepekli köftelik bulgur var. Bulgur da pirinç yeni alternatif olarak kullanabilir. Ben hatta bulgurla beraber ikisini karıştırıyorum. Yarı işte yarı pirinç, yarı bulgur. Atıyorum 100 gram yiyeceksem 50 gram bulgur, 50 gram pirinç yapıyorum. Ben şimdi kepeklisinden alayım. Evde normal pirinç de var. Arkadaşlar şimdi size dediğim öğünleri yaparken tavuk göğsü, pirinç yanında ya da bulgur yaptığınız zaman bunları düz düz yemeyin. Kekik alın yanına. Nane alın. Bir de tarçını da sabah kahvaltılarınızda, özellikle benim yulaf pişirme tarifimde üstüne sürerseniz veya serperseniz bunlar şekeri dengeliyor. O yüzden tarçın alabilirsiniz. Kuru nane ve kekik, ben bunları sürekli alıyorum. Onun dışında ton balığı alabilirsiniz. Ton balığı da bildiğiniz gibi çok kaliteli bir protein kaynağı. Bunların light'ları var. Ne kadar light olsa da siz bunları yapmadan önce biraz süzün arkadaşlar. Yağ direkt gitsin. Ton balığı ben haftada bir gün yiyorum. Fazla abartmak istemiyorum balık olduğundan dolayı. Tamam. Bunları da aldık. Evet arkadaşlar, şimdi süt olarak da laktozsuz süt önerebilirim. Çünkü biliyorsunuz bazı diğer sütlerde, tam yağlı ve yarım yağlı sütlerde özellikle bazı insanlar işte laktaz enziminin sentezlenmesinde sıkıntı olduğundan dolayı karınlarında şişlik falan olabiliyor. O yüzden laktozsuz süt bunu dengeler. Ben zaten bunlardan haftada bir tane alıyorum. Haftada bir tane bundan içiyorum. Onun dışında başka bir protein kaynağı olarak da yeşil mercimeği önerebilirim. Çok güzel bir protein kaynağı, çok güzel enerji verir aynı sırada. Yeşil mercimek de alıyorum ben. Onun dışında bildiğiniz gibi olmazsa olmazımız yulaf ezmemiz. Yulafı da tabii ki de alıyorum. Bundan 2-3 tane alıyorum ben. Onun dışında kepekli pirinç var arkadaşlar. Bunu zaten almıştım. Ve tam tahıllı ekmek. Bunu sabah kahvaltısında sadece bir adet olarak tüketebilirsiniz. Tabii bu diyette olanlar için.
Eğer bulk dönemindeyseniz 2-3'e kadar çıkabiliyor bu durum yumurtayla beraber. Çok güzel bir kahvaltı edebilirsiniz. Şu an biz bunları aldık. Şimdi yeşilliklere doğru geçelim. Evet arkadaşlar, muz var. Kahvaltılarda ve akşam yatmadan önce yiyebilirsiniz. Tamamen ben bir potasyum patlaması yaşatır. Size antrenmandan önce çok güzel enerji verir. Onun dışında kış bitti maalesef. Artık kışın sonuna geliyoruz. Portakallar var. Portakal da çok güzel bir C vitamini kaynağı. Biliyorsunuz C vitamini de yağ yakmada çok önemli. Onun dışında biraz şöyle gelelim. Buralarda neler varmış? Yeşil elma yiyebilirsiniz. Bu da ara öğün olarak çok güzel bir şeydir. Ara öğünlerinde ya bir adet muz ya da bir adet yeşil elmayı ben her zaman öneriyorum. Hatta üstüne tarçın da serpebilirsiniz şekeri dengelemesi açısından. Başka neler var? Karpuz çıktı şimdi. Yaz mevsimi de geliyor. Karpuz da tüketebilirsiniz. Karpuz da antrenman sırasında çok iyi pump yapmanızı sağlıyor. Başka çilek var. Tabii çileğin de yavaş yavaş mevsim herhalde geçiyor şu zamanlarda. Çürümeye başlamış. Çileği de ben şey yapıyorum mesela. Yulaf, yoğurt, çilek, biraz da yulaf ezmesi falan böyle bazen bulk döneminde çok güzel gidiyor. Tatlandırıyor gerçi. Ben tatlandırması için yiyorum. Onun dışında fındık, fıstık var. Yer kabuğu var, ceviz var. Bunlar da sizin ara öğünlerinize tercih edebileceğiniz öneriler, önerebilirim yani sizlere. Bunlar da sizin işte daha kaliteli yağ almanızı sağlıyor vücudunuza. Bunlardan da yemeniz testosteron açısından da çok önemli. Ara öğünlerde ben sürekli bunları tüketiyorum. Şu an bunları almayacağım çünkü benim evimde var. Bu kadar. Alışverişimizin de artık yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Arkadaşlar şimdi saklama kapları da var. Biliyoruz şimdi işe gidiyoruz, okula gidiyoruz. Böyle sürekli yanımızda yemek taşımamız gerekiyor. Böyle plastik saklama kapları var. Ben bunlardan kullanıyordum öncesinden ama şu an sefer testi kullanmaya başladım. Çok çok daha mantıklı. Çünkü tavuğu, pirinci bunları yerleştirdiğiniz zaman okula götürdüğünüzde hele özellikle açtığınız zaman leş gibi kokuyor. Çok şikayet aldım bu konuda. O yüzden artık ben plastiği bıraktım. Ama siz de isterseniz hiç yoktan sefer testi bulamıyorsanız böyle bir plastik bir kap sizin işinizi görebilir. Ben bunlardan kullanıyordum çünkü önceden. Beyler illa canınız kola mı çekti? Zero için arkadaş böyle normal kola içmeyin. Onların şeker oranı çok daha yüksek. Fanta falan var. Bunları hiç bulaşmayın zaten. Eğer canınız çok kola çektiyse Zero önerebilirim. Hatta bir tane deney vardı. Bilmiyorum gerçekliği nasıldır falan ama böyle tavada normal Zero'yu döküyorlar, Light'ı döküyorlar. Bir de normal kolayı döküyorlar. Böyle şeker oranlarına bakıyorlar. Bazılarının dibinde şeker birikiyor. Zero'nun birikmiyordu ama İçenler ben görüyorum ya, bazı badiciler bildiğin öğünlerin yanında artık Zero içmeye başladı. O yüzden canı çok çekenler için ben Zero'yu önerebilirim. Diğerlerine bulaşmayın. Zero daha mantıklı bir seçim. Nasıl yapalım? İki bardak, birer bardak yeter bize değil mi? Seni keser mi iki tane bardak? Ya ben yerim ama diyetteyiz işte. Kaç kilo verdin sen şimdi? 3 kilo verdin. Kanka ben yok şu an 2 haftada 3 kilo verdim ama ondan önce 110 kiloydum. Şu an 102'yim. Nasıl verdin kiloyu? Abi kiloyu ben çok yiyordum. Balktaydım yani. O yüzden çok kilo aldım. Şimdi işte normal insan gibi yiyorum. Yani 3 öğün normal. Abartmadan ekmeksiz falan. Öyle yedim mi oluyor yani? Ya benim için öyle. Benim şeyim bir standardım var. Böyle gidiyorum. Şimdi kepekli pirinç aldık biz değil mi? Kepekli pirinç yapacağız. Kepekli pirinç evet. Bir bardak Halil'e, bir bardak bana. Aynen. Sonra tavuk göğsü de var. Tavuk göğsünü de yapacağız. Mis. Oğlum burası tam baskınlık lan. Baksana. Bu böcek Afrika'dan bir muzun içinden geldi. Bu böcek Güney Afrika'dan bir tane aynen muzun içinde geldi. Tamam keselim. Yani bir bardak pirince iki bardak sıcak su. Bu da tamam. Şimdi bunu çıkaracağız. Bunu kapağını kapatalım. Yağsız tavaya tavukları şimdi keseceğiz. Kanka yalnız bunları kasaptan alsaydık daha iyiydi ya. Onlar direkt dövüyor, açıyor falan. Bunları biz böyle attığımız olur mu direkt? Yok oğlum keseceğiz onları ya. Oğlum o işlemi ben yapamam. Ben böyle yapamıyorum. Ben yaparım. Tahta var mı burada? Tahta var. Evet Okan, nasıl dilimliyoruz? Göster bakalım. Ya vallahi ince ince dilimliyoruz. Şimdi tavaya atacağız ya daha çabuk pişsin diye. Eldiven evet. Falan da giymedik. Tam bir baskın yaptım şu an sana. Kaç gram yeriz? 250 sen 250 ben yeriz herhalde.
Ya beni bıraksan bir kilo da yerim de. Yerim oğlum, sen o kadar abartıyorsun. Evet ya. Fazlasız zarar hep, yağ dönüşü. Tamam, bu bana. Şimdi sana yapıyorum. O bana yetmez ama. Ayarlarız şimdi. Ben bir tane daha yapalım yani. Bir tane daha yap yapsın. O kadar da diyet olmasın, sporcuyuz yani. Yakarız biz, genciz. Şimdi seni salonda yapacağız zaten, bar fix yapacağız. Aynen. Bar brothers. Bar brothers. My bar brothers. Rusça. Onların hepsi sığmaz tavaya değil mi? Oğlum elimi keseceğim ben, nasıl bir şey. Vah belanı vermiş. Elimizdeki imkanlar bu yani kardeşim, ne yapayım? Bingo oldu. Tamam, at tavaya abi. Oh. Bakacağız. Onu biraz sıkıştır da fazla sok hadi. Siz böyle yapmayın gençler. Elinize eldiven falan takın. Biz leş gibi yaptık şu an bunu. Bari kızartacağız, mikropları gitsin. O elinin şeyi var orada, o lezzeti var, farklı o şimdi. O lezzet katıyor oraya. Bu çok kötü dizdim ya bu sefer. Bir şey olmaz ya. Can yaptırdın bana. Okey. Diret diret diret, bitti. Tavuğumuz burada. Bak 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 bak. Görüyor musun? Halil'le beraber şimdi bunu yiyeceğiz. Sonra burada kahverengi pirincimiz var. Gel bak, yaklaş. Efsane oldu. Tuz falan atmadık arkadaşlar, bildiğiniz lapa pirinç. Şimdi bunların ikisini biz yiyeceğiz. Afiyet olsun bize o zaman. Evet arkadaşlar, yeni bir videonun daha sonuna geldik. Halil, ne diyorsun, ne demek istiyorsun? Bitti bugün de, aldık alışverişimizi. Yemeğimizi de yedik. Eve gidiyoruz şimdi Halil'le beraber. Eğer videoyu beğendiyseniz beğene basıyorsunuz. Eğer abone olmak isterseniz de aşağıda bulunan abone ol butonuyla bizi takip edebilirsiniz. Şimdiden görüşmek üzere. Hepinize teşekkürler.